Bir anı, bir hikaye. Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700 yılları arası. Lipova Kalesi'nde esir düşen Temeşvarlı Osman Ağa isimli delikanlı, genç komutan ama çok genç kabiliyetli birisi. Avusturyalara esir düşer. Esir olduğu, esiri olduğu yüzbaşı Fischer askeri yargıçtır. Ve o der ki sen memleketin neresi temeş var git oradan kurtuluş akçanı al gel ben de seni esaretten azat edeyim. Bu da gider o paraları getirir ama yüzbaşıyı bıraktığı yerde bulamaz. Çünkü Avusturya Birliği daha batıya doğru intikal emri almıştır. Fischer de onlarla beraber gitmektedir. Çeşitli maceralardan sonra Tuna Nehri kıyısındaki bir haydut gemisinden bilemeden ekmek parayla ekmek isterler. Aç kalırlar yollarda. Köyler boştur. Onlar da bunun üzerindeki kurtuluş akçelerini alıp ondan sonra da bir iri yara adama eline kılıç vererek bunu gemide kesme, gemiye kanı bulaşmasın. Kıyıda kes. Sonra gemini buradan alır e, demirimizi, halatımızı gideriz giderizler. Osmanlı'da ölümün çok yakın olduğunu görünce ey yerlerin, göklerin yaratıcısı olan şanı yüce Allah. Hikmetinden sual olunmaz. Ben henüz genç ömrümü ömrüme doyamayan bir kulunum. Hiç kimsenin bilemeyeceği bir yerde ölmek Başıma neden geldi, hikmeti nedir acaba? Bari kendi lütfu kereminle günahlarımı affedip iman ile ömrümü sona indir. Şimdi Osman Ağa'nın hatıralarında namaz niyaz sözleri hiç geçmiyor. Ama yetim bir çocuk, öksüz bir çocuk, anneyi kaybetmiş, gel sonra babayı kaybetmiş. Alabildiği eğitim, temel eğitim ancak mahalle mekteplerindeki, sıbyan mekteplerindeki eğitim olduğu için bu kadar imanı güçlü ama namaz, niyaz hususunda demek ki epey bir gevşeklik var ki hatırasının sonuna kadar da bir namaz meselesinin geçmediğini ben esefle gördüm. Şimdi tabi e, Osman'a bu duayı edip ya Rabbi bari günahlarımı affet de günahsız gideyim. Yani daha başında ölüyorum. Kimsenin olmadığı bir yerde bir kafirin elinde ölüyorum. Nahak yere yani bir suçum olduğu için öldürmüyorlar beni. Sırf çaldıkları altınlara delil olmayayım, şahitlik etmeyeyim diye öldürüyorlar. Öleceğimden emindim. Artık kelime-i şehadet getiriyor, metanetle bekliyordum. Bir taraftan da Macar kafirin elindeki düz uzun kılıca bakıyor. Acaba kılıç keskin mi diye kendi kendime. Hikmet ilahi işte insanoğlu efendim. Boynumu birden keser mi yoksa çok acı çeker miyim diye düşünmeden de edemiyordum. Korkuyordum. Ya keskin değilse çok acı verirse ne yapacaktım? Ölmek üzere olan bir insanın psikolojisi efendim. Gemide kalanların hepsi güverteye dizilmişler. Bize bakıyorlardı eğlenceli bir oyun seyreder gibi neşeliydiler. Elindeki kılıçla başımda bekleyen adamı teşvik için hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Öldür, öldür. Ben diz çökmüş bir halde ölümüm beklerken celladım da başında yalın kılıç gemiden kendisine çığlıklarla alkış tutan seyircilere gösteri yapıyordu. Zaman zaman çevremde dönüyor, elindeki kılıcı havada daireler çizdirecek şekilde sallıyordu. Vış, vış kılıç sesi demek ki. Havada dönen kılıçtan yayılan yankılar tek dedikleri adeta coşturuyordu. Tezahüratları daha da artıyordu. Ancak bu öldür öldür şamatalarına katılmayan birisi vardı aralarında. Bana tercümanlık eden Macar. Macar'da konuşmuştu ya ondan efendim. Yanımda ayakta suskunduruyordu düşünceli bir hali vardı. Sanki hasta gibiydi. Bu hali eli kılıçlı adamın dikkatini çekti. Niçin böyle susuyorsun, somurtuyorsun arkadaş dedi kılıçlı adam. Yoksa bir şeyler mi çekiniyorsun? Evet dedi. Endişe ediyorum. Dedi o adam. Şimdi diyelim ki, şimdi bunu burada kestik. Fakat bunun birkaç arkadaşı daha var mıydı, unuttun mu? Ormanda onlar. Şimdi onların gidip Avusturya askerine durumu bildireceklerinden hiç şüphen olmasın. Bizim bir arkadaşımız vardı, onu da korsanlar öldürdü. Bizim de varacağımız yer Avusturya ordusudur. Bunlar esir oldukları ortaya çıkarsa sonra nasıl cevap veririz? Bunun hesabını sormazlar mı? Bu adam nerede? öldürdük diyebilir miyiz? Sözleri kılıçlı adamın kafasını karıştırdı. O iştahı gitti. Kılıç kafasının üstüne vın vın ses çıkarırken o iştahı gitti. Peki ne yapalım diye sordu. Bundan başka geride kalan arkadaşların da ele geçirmek mümkün olursa hepsini bir yerde öldürüp mallarını alalım. Hem daha çok mal almış oluruz. Böylesine ıssız bir yerde bunların başlarına ne geldiğini kim nereden bilecek? Hem karımız çok olur hem de arkamızda delil bırakmayız. Adamın fikrini arkadaşlar da beğenmişlerdi. Hemen tepeme biriktiler. Soruları sıralamaya başladılar. Arkadaşların şimdi nerededir? Gittiler mi yoksa seni bekliyorlar mı? Sonra arkadaşlarımın yanlarında para olup olmadığını, kaç kişi olduklarını, ve yanlarında at da olup olmadığını sordular. Öyle ya kendilerinde adamlar emniyete almak istiyor. Haydutlar ama. Ben dedim ki arkadaşlarım beni bırakıp katiyen gitmezler. Şimdi ümit gidip arkadaşları bulacaklar. Bunu götürecekler. Bunu arkadaşlarım diyecek. Evet. Beni ekmek almaya gönderdiler. Kendileri bu ormanın kenarında oturmuş uyuyorlardır. Çünkü dört gün dört gecedir uykusuzuz. Karnımızda çok aç, muhakkak ekmek gelecek diye bekliyorlardı dedim. Ümit veriyor şimdi korsanlar oraya gidebilmek için. İçimde kurtuluş ümidi yeniden canlandı. Konuşmaya devam ettim. Dört kişi olduklarını, her birinin yanında fidye parası olduğunu, bir tane at olduğunu, onun da fidye için yanlarında bulunduğunu bir bir anlattım. Ayrıca adamların kendilerini iyice kendilerine iyice güvenmeler için arkadaşlarımın yanlarında silah da yok dedim. Aslında arkadaşlarımın benim yakalandığımı görüp görür görmez kaçıp gittiklerinden emindim. Maksadım sadece zaman kazanmaktı. Böylece bu fani dünyada birkaç nefes daha almış olurum diye düşündüm. Allah'tan ümit kesilmez. Belki bir fırsat doğabilirdi bu esnada. Sözlerimi tamamlamadan daha eğer varırsanız onları kolay bulursunuz debeyi de unutmadım. Oltaya kuvvetli yemler takmış yani. Sözlerimi tercüme eden, tercümanı dikkatle dinleyen adamlar bu çok güzel. Her biri silahlarını aldılar, Tüfekten doldurdular, gemiyi yanaştığımız yerde bıraktılar, kayıklara bindiler, beni de çıplak halimle ve ellerim bağlı olarak yanlarına aldılar, ırmak boyunca giderek yakalandığım yere geldikten sonra kıyıya çıktılar. Macarların birisi benimle birlikte kayıkta kaldı. Diğerleri tarif ettiğim ormanlığa gittiler. Gittiler ama çok geçmeden boş ellerle döneceklerinden emindim. Öyle de oldu. Çok geçmeden adamlar döndüler. Çok sinirliydiler. Daha uzaktan bağırıyorlardı. Arkadaşların yok. Gitmişler. Bense öfkeden çılgına dönmüş. Küfürler savurarak yanıma gelen adamlara cevap verirken elimden geldiğince kendimden emin görülmeye çalışıyordum. Onlar sizden korkup orman içe gizlenmişlerdir. Beni öldürdünüz diye dışarı çıkmaya korkuyorlardır. Beni dışarı çıkarın, Onlara ben sesleneyim. Siz görünmeyin. Görüsünüz ki hemen geleceklerdir. Adamlar kandılar. Kayıktan beni dışarı çıkardılar. Ormana doğru yürüdüm. Evet. Bir taraftan da arkadaşlarıma isimleriyle sesleniyordum. Ahmet, Mehmet diye. Aslında Türkçe olarak da "Bire durman kaçın, iş yamandır." diye gücüm yettiğince bağırıyordum. Onlar da anlamıyor ya Türkçeyi. Bağırıp çağırmaların boşunaydı. Ne bir ses, ne bir karşılık duyuluyordu. Yarım saatten fazla bazen ben, bazen de haydutlar bağıra çağıra arkadaşlarımızı aradık. Artık ümitleri kalmamış gibiydi. Yoklar dedik. Süremizin sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerim, bir anı bir hikaye programımızın 12. bölümünde burada noktaladık. 13. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.